geliyor bana. Aslında çok okumamaya da çalışıyorum ama çünkü öncelikler sıralamasına bakıyorum. Ama hak mağduriyeti çok önemli. Hak yani. EYT konusu da gündeme geldi mi Sayın Başkan? EYT. Dün e, Sayın Bakan da tabii öncelikle bu acil sosyal politika önerilerini konuştuk ama onunla birlikte tabii çalışma hayatının bütün konularında konuştuk. EYT dahil olmak üzere. Çünkü haftaya meclis açılıyor biliyorsunuz ve ilk e, gelecek yasal düzenlemelerden birisi EYT. Deprem evet. öncesinde e, başlayan bir süreçti. Hem o konudaki çalışmanın yapılması, hatta EYT kapsamının depremin yarattığı etkilerde değerlendirilerek yeniden düşünülmesi, genişletilmesi, özellikle emeklilikle ilgili, emekli ücretleri başta olmak üzere, zorunlu emekliliğin kaldırılması başta olmak üzere ve o torba yasaya, haftaya meclise gelecek olan torba yasaya da özellikle 4447 sayılı yasa ve ilgili depremle ilgili birazdan konuşacağımız sosyal politika önerilerimizin o torba yasaya önümüzdeki hafta girmesini Dur, de konuştuk. Doğru mu anlıyorum? Siz bütün bu deprem ve depremdeki yaraları saralım, çalışma hayatını bu anlamda değerlendirelim diye konuşurken evet. sonra EYT'yi de tartışırken EYT şimdi meclise geliyor. Evet. Siz bu depremle ilgili olarak EYT'yi kapsamını biraz daha genişletelim. Evet gibi evet, önerilerde bunlarız. Emeklilikle ilgili özellikle emekli depremzedelerle ilgili Heh. de e, emekli depremzedelerin daha az e, etkilenmesini sağlayacak önlemler alınmasını da konuştuk. Çalışma hayatının diğer konularını da konuştuk tabii. Ama önceliğimiz deprem konusuydu. Çünkü hep söylüyoruz yani bu kadar büyük bir depremin yarattığı, bu kadar büyük bir yıkımı ortadan kaldırmak için mutlaka çok e, güçlü sosyal politikalara ve çok güçlü bir sosyal devlet anlayışına ihtiyaç var. Çünkü biz biliyoruz ki günlerdir hep bütün ekranlarda da konuşuluyor bu depremin bu kadar büyük bir felakete dönüşmesinin nedeni aslında sosyal devletten sosyal politikadan uzaklaşmış olmak yani rantçılık yani piyasacılık o neoliberalizm dediğimiz her şeyi para olarak gören anlayışın sonucu olarak biz bu kadar büyük bir felaket yaşıyoruz. Depremle sadece binalar çökmedi İsmail Bey. Rantçılık çöktü, piyasacılık çöktü insanı değil sermayeyi önceleyen politikalar çöktü. O zaman biz bu enkazı ancak sosyal devletle kaldırabiliriz. Sosyal politikayla yeniden ayağa kalkabiliriz ve bir daha böyle büyük yıkım yaşamamak için İkinci bunu yapmalıyız. İkinci maddeyi rica edeyim arkadaşlar. Tek tek böyle bir konuşalım. Evet. Deprem elektrik, su, doğalgaz ve iletişim fatura borçları silinmelidir. Bunlar yapıldı evet, galiba. Bu e, Borçlar silinmedi, ertelendi. Sadece bazı borçlar ertelendi benim bildiğim kadarıyla. Siz silinsin diyorsunuz. Evet, biz tümüyle silinsin. Yani elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturaları silinsin. Çünkü bu insanların hiçbir geçimlik olanağı kalmadı. Hani devlet memuru olanların belki maaşları devam ediyor ama düşünün ki bir avukat, bir e, diş hekimi veya bir, bakalsın, bir bakkal, gitti, esnaf. Ev yani gitti, ev evet. gitti, iş yeri gitti. Yeniden kurulacak milyonlarca hayat var. Hmm. Dolayısıyla mutlaka kamusal destek. Bir de bir şey daha müsaadenizle Tabii, söyleyeyim. Lütfen, lütfen. Yaşadığımız bu sistem, bu düzen, hadi kapitalizm e, veya hatta o neoliberal aşaması daha vahim biliyorsunuz. Kapitalizm zaten eşitsizlikler üzerine kuruludur. Hep eşitsizlik üretir. Pandemide de bunu sizle de çok konuştuk. Tabii çok konuştuk. Bu tür kriz dönemlerinde bu sistemin kendi doğası, yani sürekli eşitsizlik üreten doğası bu tür krizlerde, felaketlerde bu eşitsizlikleri daha da derinleştirir. Dolayısıyla işçiler, dar gelirliler, emekliler dezavantajlı gruplar kadınlar, çocuklar, engelliler gibi daha fazla etkilenir bu süreçlerden. Faturayı daha fazla onlar öder. O yüzden de sosyal politika lazım. Onun için gelir desteği dedik ve onunla birlikte de bu borçların silinmesi ve depremzedelerin bütün bu hizmetlerden Bedelsiz yararlanması şart. Bu konuda bir düzenleme yapılmasını istedik. Sayın Bakan'a ilettiniz mi tabii, efendim? Tabii ilettik. Genel olarak Sayın Bakan'ın yaklaşımı nasıl buldunuz? Ee, şöyle, e, tabii Sayın Bakan Çalışma Bakanı. E, dolayısıyla daha çok çalışma hayatına ilişkin konuları onunla konuştuk biliyorsunuz. Ee, çarşamba günü bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Biz bu raporu yayınladıktan ve önerilerimizi bütün kamuoyuyla paylaştıktan 5 gün sonra... ...yine tabii bizlere hiç danışılmadan, bir sosyal diyalog süreci işletilmeden bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Hangisi yayınlandı. Efendim? 125 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Burada 3 şeyi düzenlediler. Mi? Tabii buyurun. Nedir bu efendim? 3 şeyi düzenlediler. Birazdan bizim önerilerimizde de konuşacağız. Birincisi işten çıkarma yasağı deprem bölgesinde deprem zedelere ilişkin bizim önerdiğimiz işten çıkarma yasağı düzenlendi ama yine eksik düzenlendi. İkincisi kısa çalışma uygulaması biliyorsunuz pandemide çok konuştuk artık kamuoyu bunu öğrendi onunla ilgili bir düzenleme var. Bir de nakit ücret desteği. Birazdan yine daha ayrıntılı Geçsin, konuşuruz. Geçsin bir sonraki de gelsin tek tek kira ee, konusu var. Bu konudaki eleştirilerimizi ve olması gerekeni de paylaştık. Tabii barınma Dur, en önemli soru. Şöyle söyleyebilir miyim? Tabii, ee, hani ben hocayı da tanıyorum da Sayın Hı -hı. Bakanı Buradaki yani kişisel tutumunu tahmin edebiliyorum evet. ama hani bakan bakan olunca mesela bu önerilere filan hepsine çok olumlu yaklaştı Heh, hepsine tamam. çok olumlu yaklaştı bazılarını işte yaptıklarını söyledi bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesini o yüzden açtım birazdan onun tamam. ayrıntılarını konuşalım çünkü eksik ve yetersiz ve bazı sorunlar barındırıyor. Bu sorunları çok açıklıkla Konuştumuz. Şimdi birazdan size anlatacağım gibi Bakan Birliği de konuştuk. Şimdi şunu da anlatın lütfen Sayın Başkan. Da, deprem da barıma konusu önemli. E, özellikle tabii bölgede kalanlar için biraz önce konuştuğumuz gibi çadır, konteyner, insani e, yaşam olanakları sağlanmalı, temiz suya ulaşım, kullanma suyu, tuvaletler, duşlar. Çünkü gerçekten çok vahim bir tablo vardı e, deprem bölgesinde ve hala devam ediyor. Bir de müthiş de bir göç yaşandı İsmail Bey. Biz depremin 7 günü ben Antakya'dan ayrılırken 30 kilometrelik yolu 8 saatte geçebildik. Yani müthiş bir konvoy, araçları olanlar, benzin mazot bulabilenler kentleri terk ediyor. Bugün dediniz ya Yok, bize bağlantıda korkmuştu. İsmail Bey Hatay'dan şu anda görüntüyü görmeniz lazım kavimler göçü gibi evet, dediniz Onu öyleydi. Yani akın akın insanlar çıkıyor zaten kent hele ikinci depremle birlikte yani ikinci dünya savaşında bombalanmış hani şehir görüntülerini herkes biliyor böyle öyle bir durumda hiç Ve böyle hayatınızda böyle bir tablo var. görmüş müydünüz? hayır görmedim, hiç görmedim. görmedim. yani, yani bir kentin böyle yerle bir olduğunu hiç görmedim ben kendi hayatımda ilk kez yaşıyorum şimdi dün ben grup yorumun solistlerinden Hilmi Bey'i ağırladım o bizim yardım gecemizde de bize yardımcı olmuştu evet. Onda duydum Bilmi önce Bey de Antakyalı'dır. Antakya evet. ailesi evet. falan evet. orada çok herkes göz yaşları içinde çalıştı. Sonra dün bir şey anlattı. Ee, Üç kardeşim dedi. Biz hayatımız boyunca Eskişehir görmemişiz. Belki o, bilmiyorum konsere falan gitmiş olabilir ama aile olarak dedi biz görmedik dedi. Üç Eskişehir. kardeşi Eskişehir'e gittiler. Evet. Hiç bak hayatında görmedik. Şimdi düşünün Hatay'dan geliyor. Bu depremde hiçbir şey evet. kalmamış çünkü Eskişehir'e gidiyor. Fakat şöyle bir sorun var. Şimdi onu bir haber olarak Tabii. iki dakikalık bir haber var. Şu işte Eskişehir, Konya, Ankara'sı, İzmir'i kiralar iki kat, üç kat, yer yer dört kat artmış. Bir deprem göçüyle karşı karşıyayız. Özellikle büyük şehirlerimize yönelik göç dalgası artarak devam ediyor. Bugün itibariyle Mersin'e 337 bin, Antalya'ya 133 bin, Muğla'ya 35 bin, Ankara ve İstanbul'a da 10 binlerce depremzede vatandaşımız ulaşmış bulunuyor. 11 ili vuran depremde binlerce ev yıkıldı. Birçoğu da ağır hasar gördü. Binlerce depremzede evsiz kaldı. 2 milyonun üzerinde kişi bölge dışına göç etti. O kadar milletimizi geniş ölçekte etkiledi ki sadece bu bölgede değil başka sahalarda İstanbul başta olmak üzere bu bölgelerdeki insanların da belirli kaygılarla, belirsizlikle, bu güvensizlik algısıyla bir taşınma, bir göç eğilimine girdiğini görüyoruz. Bu uzak vadede ülkemiz için çok riskli bir durumdur. Hareketliliği fırsat bilen ev sahipleri ise konutların hem satış fiyatlarında hem kiralarında fahiş artışlar yaptı. İstanbul'un lüks semtlerinde 4 yıl önce 5 bin lira civarında olan kira fiyatları 70 bin liraya kadar yükseldi. Ev bulmakta zorluk çeken vatandaşlar faiz kira artışları nedeniyle zor durumda. Dünya Gazetesi'nin haberine göre çözüm olarak farklı alternatif arayışları var. Geçmişte benzer sorunları yaşayan ülkelerin uyguladığı politikalar inceleniyor. Örneğin Avusturya'da konutlar değerine göre sınıflandırılarak her bir kategoriye tavan fiyatı öngörülüyor. 1981 yılından beri de kira kontrolü kanunuyla taşınmaz kira bedelleri sınırlandırılıyor. Bu kanunu apartman daireleri A- B, C ve D olmak üzere 4 sınıf ayrılıyor. Taşınmaz maliki ile kiracı arasında başka türlü bir anlaşma olmadığı sürece her sınıfın metrekare fiyatı belli oranlarda sınırlandırılıyor. İngiltere'de de benzer bir uygulama var. Orada da kanunlarla önlem alınıyor. 1988 tarihli Konut Kanunu sayesinde hem tahliye şartları hem de kira artışlarında devlet kontrolü sağlanıyor. İtalya, Hollanda, Amerika, Danimarka, neredeyse dünyanın her yerinde kira kontrolleri yasalara dayandırılıyor. Türkiye için konut uzmanları uygulanabilecek model olarak Avusturya'yı öneriyor. Ancak şu ana kadar bu konuya ilişkin herhangi bir adım atılmış değil. Şimdi bu barınma büyük bir sorundu. Pandemiyle iyice doruk noktasına çıkmıştı. Barınmayla birlikte kiralardaki olağanüstü artış zaten büyük bir sorundu. Fakat bu depremden sonra tahayyül edilemez boyutlara geldi. Bugün Ankara'da, bugün İstanbul'da, İzmir'de filan. Sen Başkan bunu ne yapacağız peki? Evet. Muazzam bir sorun. Evet. Bu çok büyük bir sorun. Şu an İstanbul'da da bizim birçok depremzede yakınımız, arkadaşımız, dostumuz var. Ev arıyoruz. Hem ev bulunamıyor.